Saygıdeğer izleyenler, bugün dünyada, ülkede ve ünyede tüm insanları temelden ilgilendiren koronavirüsün sade vatandaşından ziyade devletin temel taşı, vergi mükellefleri, esnafları da olumsuz etkilediği kaçınılmaz bir gerçek. Bu konuda ünyemizde 45 yıldır çıraklık, ustalık, kalfalık dahil 45 yıldır kendi işini yapan bir bayan kuaförü Mehmet Karaman kardeşimizle beraberiz. Bu arkadaşımızın ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de korona nedeniyle yaşadığı sıkıntıları neler olduğunu, bağlı bulunduğu derneklerinin kendilerine nasıl davrandığını, nasıl baktığını, seçilmiş ve atanmışların bu korona döneminde kendilerine esnaf olarak nasıl baktığını öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla da Sayın Mehmet Karaman'ı kameramızın kadranın önüne alalım. Efendim önce Mehmet Karaman kimdir? Mehmet Karaman'ı bir tanıyalım bakalım. Ben 1960 Ünye doğumluyum. Meslek hayatıma İstanbul'da başladım. Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra 1980 yılında kendi memleketim olan Ünye'de salonumuzu açtım. Ve 40 yıldır Ünye'de hizmet vermekteyim. Öyle. Yani. Bir dönemde mesleğinin bağlı bulunduğu derneğe başkan adayı da oldunuz. Seçim demokrasimizin vazgeçilmez temel taşlarından biridir. Odamızın iki dönem seçim yaşadık. İki dönem üyelerimiz tarafından aday oldum. Tabii halkın, üyelerimizin görüşlerine, düşüncelerine saygılıyım. Sandıkta kazanamadık. Bu doğaldır. Gayet normaldir. Bu yüzden kimseye eleştirmiyorum. Kızgınlığım yok, küskünlüğüm yok. Zaten ben kızan bir insan değilim. Gönül koyan bir insan değilim. İnsanların görüşlerine, demokrasiye olan inançlarına daima saygılıyımdır. Peki, pandemi dönemi diyoruz. Yani bu hastalığın yaygınlığı, tedavi dönemi, bulaşma dönemi. Siz görüyoruz ki her türlü önlemi alarak kapalı kaldığınız günden açılışınızı yaptığınız güne kadar yasalara, kurallara, kaidelere olarak buraya kadar geldiniz. Evet. Bu arada yaşadığınız sıkıntıları da gerek derneğiniz vasıtasıyla, gerek müşterileriniz vasıtasıyla, son olarak da basınla yaşadığınız sıkıntıları kamuoyuyla paylaşırsanız hem biz de bize düşeni almış oluruz, kendi üzerine düşenlerini de diğerleri alsın. Buyurun Ömer'cim. Sayın Yenin, ben öncelikle sizin kanalınız Mode TV çok izlenen bir kanal. Seyirci kitlesi çok geniş bir kitlesi var. Ben öncelikle sizin kanalınız aracıyla Karadeniz'in şirin Ünye'si Ünye'den tüm Türkiye'deki kuaför ve berber arkadaşlarıma ve tüm esnafa selamlarımı, saygılarını gönderiyorum. İşlerinde başarılar diliyorum. Allah bereketiyle versin. Aynen. Ben sorunuza geçmeden önce Sayın Yeni, müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Tüm dünyada insanlığın korona ile mücadele ettiği bu savaşta, tabiri caizse en ön safhada piyade görevi gören sağlık çalışanlarımızı çok bir güzel kez daha alkışlıyor. Onlara minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Çok darı gitti. Bu uğurda şehit olan tüm şehit. Sağlık şehit, tabii ki şehit, tabii ki şehit, tabii ki. Bu uğurda şehit olan sağlık çalışanlarımıza rahmet diliyorum. Onlar ışıklar içinde, nurlar içinde yatsın. Sevenlerine, onları Türkiye seviyor, tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum ve bu mücadelede hala hastanede olup mücadeleye devam eden bizler için, evlerine, çocuklarına, sevdiklerine uzak kalan tüm sağlık çalışanlarımızın
Bir an önce bu sağlığı yenip de, bu hastalığı yenip de sevdiklerine kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Amin. Sayın Yenin, sorunuza gelince. Buyurun. Biz bilim kurul kararıyla, İşleri Bakanlığı'nın talimatıyla 21 Mart'ta salonlarımızı hizmete kapattık. Olması gereken de buydu. Doğru bir karardı, saygı duyuyoruz. Ve yaklaşık 51 gün salonlarımız kapalı kaldı. Ve 12 Mayıs'ta tekrar hizmete, müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Lakin biz açmadan önce şöyle bir şey oldu, bir karmaşa oldu. Herkesin bu gerçek eli ayağına karıştı. Ne yapacağımızı bilemedik. İlk defa karşılaştık. Evet, çünkü ilk defa karşılaştık. Altyapımız yok. Bu konuda ne yapmamız gerekirdi? Bence çünkü biz birebir temas eden müşteriyle biriz. Anlatabiliyor muyum? Bir elbise diktirirsin, ölçüsünü versin gidersin. Bir gömlek diktirirsin, ölçüsünü versin gidersin. Ama saçını, sakalını, saçını taramadan, yaptırmadan eve gidemiyorsun. Sanatçıyla, sanatkarla baş başasın. Kesinlikle. Bu yüzden ne yapılması gerekirdi? Öncelikle bir toplantı yapıp bir altyapısı yapılmalıydı. Bizler bir aydınlatılmalıydık. Nasıl çalışacağımızı, ne yapacağımızı. İkincisi, dediğim gibi yakın temasımız var. Biz açıldıktan sonra, 3 gün sonra bizleri teste tabi tuttular. Ve bu testin sonunda dedikodulara mail verildi. Çanak tutuldu. Biz açılmadan önce ilçe, il, sağlık müdürlerine, dernek olarak müracaat edip önce testten geçirilip sonra salonlarımız açılmalıydı ki bu asılsız boş laflara bir çanak tutulmamalıydı. Bu böyle olmalıydı. Doğru. Bize doğru. Bir konferans verilmeliydi. Ne olurdu? Bana dün bir yazı geldi dernekten. Efendim, İşte bizim salonlarımızın olmazsa olmazı bir aletimiz var. Sterilize aletimiz. Diyor ki bunu de dernekten diyor temin edebilirsiniz. Efendim biz 12 Mayıs'ta açtık. Bugün aşağı yukarı 8 Haziran. Bir ay geçti. Tamam. Yani geç gelen adalet, geç gelen hizmet midir? Değil. Peki bir ayda biz ne yaptık? Neler oynadık? İşte bunlar önceden yapılmalıydı. Ürün sıkıntısı çektik. Ne yaptık? Kullanat havlu sıkıntısı çektik. Çünkü bize 8 Mayıs'ta salonlarınızı açın, temizleyin dediler. Biz 12 Mayıs'ta salonlarımızı açtık. Yani 3 günde ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Elimiz ayağımıza karıştı. Şimdi ve dedikodular çıktı. Ben sizleri tenzih ederim. Rica ederim. Basını bu konu üstüne eleştirmek istiyorum. Sayın Yenin. Buyurun. Bir kere basınımıza saygı duyuyoruz. Ama bizlere de lütfen saygı duysunlar. Esnaf olmadan hiçbir şey olmaz. Büyük Atatürk ne demiş? Eğer bir milletin esnafı yoksa, hayati damarlarından biri yok sayılır. Yok sayılır. Sanatkar olacak. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bizde korona yok. Bu yok. Biz önce televizyonlarda, yerel basında, görsel basında bu konuda çok dedikodular oldu. Ve inanın bizim içimizde çok sekteye vurdu bu. Samimi söylüyorum. Gerçekten bunu sizin kanalın aracılığıyla tüm Türkiye'ye haykırıyorum. Ve Türkiye'deki bütün yerlerle, arkadaşlarla, derneklerle görüşüyoruz. Ve herkes aynı kanıda. Şimdi Ünye'deki sorun neyse, Edirne'deki sorun da aynı. Ünye'deki sorun neyse, Van'daki sorun da aynı. Şimdi bugün seçim zamanları seçiyoruz. Oylarımızı veriyoruz. Buna ben de talip olmuştum. Ben şuradan şunu söylemek istiyorum. Bakanlarını, koltuklarını amaç olarak görenlerin ben üyelerime havale ediyorum onların durumunu. Ama koltuklarını amaç değil, araç olarak, hizmet aracı olarakları da alkışlıyorum. Lütfen odalarımız sahip çıksınlar ve biz bu konuda yeterince kamuoyunu aydınlatamadık. Yeterli bilgiyi veremedik. Dernek bazında zayıf kaldık. Bu gelen üstümüzdeki dedikodular, asılsız laflar üzerinde gerekli çıkışı yapamadık. Kamuoyunu aydınlatamadık. Burada yalnız kaldık. Siz de şahit oldunuz. Bizim derneğimize bağlı kaç günden beri Ünye'de bir esnaf, seyyar esnaf sıkıntısı var.
Siz de şahit, nerede bu dernek başkanlarımız? Bizzat ben de oradaydım. Ne yöneticisi var, ne üyesi var. Hiç kimse yok. Bu insanlar sahipsiz kalmamalı. İnsanlar sadece o da aidat vermekle bitmiyor bu iş. O da nedir? Babadır, atadır. Üye nedir? Evlattır. Baba evladına sahip çıkmalıdır. Düştüğü zaman ata değnektir. Düştüğü zaman evlat o değneğe sarılmalıdır. Ama maalesef odalarımızdan, bu genelde Türkiye'de odalardan bu yaklaşımı göremedik. Evet. Ekonomik olarak sizlere vurduğu darbeyi de dile getirirsen seviniriz. Şimdi ekonomik olarak işler tamamıyla düştü. Şimdi biz şunu istiyoruz. Gerçekten düğün salonu yok. Düğün salonu diyorum. Düğün mevsimi yok. Salonlar işte yavaş yavaş açılıyor. Şimdi Karadeniz'in, bu ülkenin ekonomisi düğünler ve inşaatlardır. Eğer düğün ve inşaat durursa esnaf durur. Çünkü çok bağlantılı. Bu lokomotiftir. Şimdi bakın biz iş yerlerinde devlet işletmelere bu konuda iş yerlerine maalesef bir katkıda olmadı. Olmadı. Biz şunu istiyoruz devletten. Bakınız Sayın Yenin. Bugün belediyeler bir kamu malı. Değil mi? Biz su kullanıyoruz. Bize en az kendimiz düzeltince kadar suda %50 indirim yapsınlar. Elektrik kullanıyoruz. Tamam özeldir. Doğal gaz kullanıyoruz. Özeldir. Ama çıplak fatura ödeyelim. Devlet bunlardan vergileri çeksin. Biraz bizi şöyle kalkındırsın. Gerçekten mağdur durumdayız. Mağdur durumdayız. Tabii mağdur. Belediyeden, devletimizden bunları bekliyoruz. Bakın biz güzel bir camiayız. Geniş bir camiyiz. Biz ne yapıyoruz? İnsanları güne hazırlıyoruz. Saçını kesiyoruz, sakalını kesiyoruz, bayanların saçlarını yapıyoruz, boyuyoruz. İnsanların moralini maksimum seviyeye yükseltiyoruz. Biz güzel bir iş yapıyoruz. Yani biz bu konuda bizleri eleştirenler, bizleri kötüleyenler gerçekten bizi çok derinden yaraladı. Gerçekten biz yaralıyız, üzüntülüyüz. Çünkü biz kötü bir şey yapmıyoruz. Kuaförler bakın, Sayın Yeni, siz halkın içinde bir insansınız. İşinizi de çok güzel yapıyorsunuz, saygı duyuyorum. Gidin görün, hiçbir müessese bir yere galoş giyip de giriyor musunuz? Biz müşterimize galoş girmeden, lütfen objektif olun, tarafsız olun ve bunu gözleyin. Biz müşteri içeriye girerken galoşunu giydiriyoruz, dezenfektesini döküyoruz, maskesi yoksa veriyoruz, eldivenimizi takıyoruz. Biz gerçekten hijyenik. Yani biz kendi müşterimize sağlığımızı hiçbir zaman tehlikeye atmıyoruz. Hiçbir zaman onları düşünüyoruz, kendimizi düşünüyoruz, onları düşünüyoruz ve biz şunu bekliyoruz. Ben şunu söylüyorum. Bu bakın, bütün sıkıntılarımız var. Tüm esnafımızın sıkıntısı, berberin, kuaförün sıkıntısı bu. Biz 12 Mayıs'ta salonlarımızı açtık. Saygıdeğer müşterilerimiz, halkımız, biz sizler için buradayız. Biz sizsiz yapamayız, siz bizsiz yapamayız. Bu zor günlerde kuaförünüze, berberinize destek olun. Bu zor günleri birlikte atlatalım. Biz birbirimize her zaman lazım. Biz gerçekten hijyenikiz. Sizler bizim salonlarımızın gerçek sahibisiniz. Siz yoksanız biz de yokuz. Bu günleri hep birlikte atlatalım. Bu günler geçecek. Yarınlar bugünlerden daha güzel olacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Evet. İnşallah o günleri de göreceğiz. Ve biz bu günleri hep beraber atlatacağız. Ama birbirimize destek olalım. Peki. Teşekkürler Sayın Karaman. Ve şunu söylüyorum. Umudun olduğu yerde, yaşamın olduğu yerde her zaman umut vardır. Ve ben inanıyorum ki yarınlar bugünlerden daha güzel olacak. Ve tüm yine Karadeniz'in Şirin ilçesi Ünye'den tüm Türkiye'ye, tüm esnaf, berber, kuaför arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah insan olarak, İnsanlık olarak tüm dünyada bu korona virüsünden bir an önce kurtuluruz. Hep beraber o güzel günleri birlikte yaşarız. Peki. Kolaylıklar diliyoruz. Saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için, sorunlarımızı dinlediğiniz için, sorunlarımızı kamuoyuna paylaştığımız için yine halkıma sesleniyorum. Esnafımıza sahip çıkalım. Kuaförümüze sahip çıkalım. Bizler temiziz. Hijyenimize tüm arkadaşlar, ben inanıyorum ki
Benim gibi tüm kuaförler ve berberler işlerini titizlikle yapıyorlar, itinayla tüm hijyenik olaylara, kurallara uyuyorlar. Hiçbir zaman korkmasınlar müşterilerimiz, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kuaförlerine, berberlerine gelsinler, günlük bakımlarını yaptırsınlar. Bugünleri birlikte atlatırız. Sevgiler, selamlar tüm Türkiye. Dağına taşına hayran oldum, güzel ülkem, güzel yurdum. Bugünleri geçecek. Bugünleri atlatacağız. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.